Şimdi de Baykar standında Baykar'ın yine ilk kez Teknofest'te sergilediği bir araç olan Diha ile birlikteyiz. Baykar Diha bilindiği gibi bulut altı sınıftaki bir hava aracı. Özellikle burada ilk kez Diha'yı ciddi bir şekilde görme şansı bulduk. Bazı ürünle ilgili tabii ki teknik detaylar var. Göze çarpan özellikle vitol yapısı, yani dikey iniş kalkış yapabilme kabiliyeti. Uzun sürelerde havada kalması beklediğimiz bir araç. Genel olarak altındaki faydalı yükten de anlaşıldığı gibi istihbarat, keşif, gözetim, yani ISR kabiliyetinde kullanılmasını beklediğimiz bir ürün. Aynı zamanda DİHA, TB2, TB3, TB2S, Mius, Akıncı, bunların hepsi aslında Baykar tarafından gelişen ve çok yoğun bir ürün gamı oluşturan ürünler. DİHA, Baykar Mini ile birlikte bu sınıfın en alt seviye ürünlerini oluşturuyor. Ancak günün sonunda biz tüm bu araçların muharip oldukları zaman, yani envantere girmeye başladıklarında müşterek bir şekilde çalışabilecekleri bir kabiliyet olmasını da bekliyoruz. Çünkü muhtemelen Baykar DİHA TB3 ile birlikte TCG Anadolu'da veya diğer deniz unsurlarında kullanılması oldukça muhtemel bir sistem. Bununla birlikte bu sistemin TB3 ile bu kadar yakın ilişkide olması da muhtemelen bir ağ yapısının olacağı anlamına da geliyor orada. Şu anda içerisinde altında yer alan görüntüleme sistemi yurt dışından tedarik edilen bir sistem. Ancak bu konuda da çeşitli firmaların yerli çalışmaları olduğunu söyleyebiliriz. Buradan da anlayacağımız üzere, yani DİHA'nın Teknofest'e sergilenmesini anlayacağımız üzere muhtemelen çok kısa zamanda onun da envantere girmesini, uçuşlarını yapmasını ve kabul edilmesini bekliyoruz diyebiliriz.